Abdurrahman Bozdoğan'la Araba Sohbetleri YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün 5 Eylül 2024 ve Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil modelleri belli olmuştu. Zaten 2-3 günde gün geçti üzerinden. Ee, rakamları konuşacağız. Hangi marka model satılmış ve bu marka modeller nasıl satılmış, neden satılmış bunlara değineceğiz. Açıkçası bu video gecikti o yüzden hepinizden özür dilerim. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verileri üzerinden Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller modelleri listelendi. Liste bu şekilde. Ekranda zaten hemen arkamda görüyorsunuz. Ee, Emre Özpeynirci tarafından e, bu görsel hazırlandı. Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil modeli 5019 adetlik satışla bir önceki ayda da olduğu gibi yine Fiat Egea sedan oldu. İkinci sırada karşımıza 3360 adetlik satışa ulaşan Clio Hatchback. Renault Clio Hatchback çıkıyor. Üçüncü sırada hemen kenara alayım kendimi listeyi daha güzel görelim. Ne dersiniz? Hemen kenara aldım kendimi. Üçüncü sırada 2745 ile Megane Sedan Ağustos ayında 601 adet satılan yerli SUV Tok T10X ise listenin 40. sırasında yer alıyor. Satış konusunda Ağustos ayının ilk 10 modeli tam olarak yan tarafta gördüğünüz gibi e, Nissan Qashqai'den bahsediyoruz, Ford Focus'tan bahsediyoruz, Dacia Sandero Stepway, Fiat g Cross, Peugeot 2008 ve Opel Mokka gibi araçlar ilk 10 içerisinde yer alıyor. 4. sırada yer alan Polo şaşırtmadı. Geçen ayda sanıyorum 2. sıradan e, listemize girmişti. Şu an için durumlar bu şekilde. OMDM, e, OMDM'de tarafından verilen Ağustos ayında ait öz, özet nitelikte detaylar şu şekilde. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı. Ne kadar arttı? %0.2 yani 762.152 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %3 oranında arttı ve 605.639 adet. Hafif ticari araç pazarı ise %9.5 azaldı. 156.513 adet oldu. 2024 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ağustos ayına göre de arttı. %0.8 arttı ve 90.134 adet oldu 2024 yılı Ağustos ayı 90 bin adet. E, 2024'ün Ağustos ayında otomobil satışları ise aynı yıl aynı yılın aynı ayına göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.23 arttı 69.288 adet olarak gerçekleşti hafif ticari araç para, pazarı yüzde 2.6 arttı 20.846 adet oldu Binek araç ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlarına göre %48 arttı. Binek araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışına göre %51 arttı. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlarına göre %41.3 artış göstermiş durumda. Yani açıkçası şunu söyleyebiliriz. Türk otomobil ve hafif ticari pazarı Ağustos ayında fiyatlara rağmen, zamlara rağmen büyüdü diyebiliriz. Peki otomobil pazarını e, motor tipine göre yani yakıt tip, tipine göre mi diyeyim motor tipine göre e, değerlendirecek olursak benzinli otomobil satışları 388.609 adetle %64.2 pay. Hibrit otomobil satışları 94.790 adetle %15.7 pay. Dizel otomobil satışları 66.754 adetle %11 pay. Elektrik otomobil satışları 51.144 adetle %8.4 pay ki çok iyi. Otogaz ise 4.342 adetle yüzde 0.7 pay almış durumda. Açıkçası ben bu araç satışlarını gördüğüm anda şaşırdım. Neden şaşırdım? Geçen e, ay satışları ortadaydı. Ondan önceki aydan geçen aya oranla bir düşüş söz konusuydu bu 2.24. Herkes tarafından fark edildi. %17.5'luk bir düşüş vardı. E, onu da geçtim. Hani e, belli bir kampanya dahil olmadı. Belli bir hal hazırda bazı markalar fiyat yükseltti. Ben açıkçası tek bir sebebe bağlıyorum. Evet dolar euro hareketlendi. İnsanlar bir anda dedi ki ha evet araç fiyatları artık yükselebilir. Çünkü ben bundan yaklaşık 2 ay önceki çektiğim videoda araç fiyatları yükselecek diyenlere e, cevap olarak bir video çekmiştim. Hani araç fiyatlarının o an o süre zarfında yükselmeyeceğini söylüyordum. Önümüzdeki 1-2 aylık süre içerisinde de yükselmeyeceğini söylüyordum. Çünkü e, kontrol altına alınmış bir kur vardı. E, çünkü e, sıkıntı olmayan bir piyasa vardı. Çünkü e, çok fazla kampanya görmemiş, çok fazla fiyat düşmemiş sıfır araç piyasası vardı. Dolayısıyla bu, bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı ben araç fiyatlarının çok yükselmeyeceğini düşünüyordum. Ancak iki ay sonra geldiğimiz durumda evet kur kontrol e, altına alınmış olan kur yüzde on beş yükseldi. O zamandan bu zamana yüzde on beş yükseldi. Şöyle düşünüp baktığınız zaman artık kampanyalardan ziyade faizsiz krediler falan ondan ziyade şu anda fiyat artışları fiyat güncellemeleri söz konusu Ancak ben bu fiyat artışının açık söyleyeyim e, fiyatları gerçekten arttırmaktan ziyade Önümüzdeki aylarda Ekim'de Kasım'da bu aylarda e, kampanya yapmak için bir belli bir indirim söz konusu yapmak için fiyatları e, yükseltmiş gibi görünüp oradan kısacaklarını düşünüyorum halihazırda zaten yazılı olan rakamlarda örnek veriyorum Peugeot'un veya işte Toyota'nın e, paylaşmış olduğu, internet sitelerinden paylaşmış olduğu fiyat listelerinde araç satışı gerçekleşmiyor şu an piyasada. İnsanlar gidiyor ve pazarlık yapıyorlar. Hali hazırda kampanyalı fiyatlar üzerinden de pazarlık yapıyorlar. Bayileri gittiğiniz zaman kesinlikle pazarlık yapamazsınız. Evet 3 ay önce yaptığınız pazarlık indirim oranını şu an bulamayabilirsiniz. Ama hali hazırda eski fiyat üzerinden araç satışları var. E, kampanyalı satışlar üzerinden araç satışı var ve indirim talebiyle daha da düşük fiyata araç alabiliyorsunuz. Tabii ki bütün araçlarda yok. E, gidip bir m örnek veriyorum. Kaşkayı doğru düzgün e, bulamazsınız. 2008, 3008 bulamazsınız. Rabet gören araçları bulamazsınız. E, e, şey, Ne derler? İndirim yapmak için. Ancak diğer araçları bol miktarda e, bulunabiliyor ve iskonto da yapabiliyorsunuz. Yani indirim de söz konusu olabiliyor. Fazla rağbet görmeyen araçlar için konuşuyorum. Peki piyasada en çok satılan araçlara baktığımız zaman genel olarak C segment araçlar ve SUV'leri görüyoruz. Ocak Ağustos 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın %88.9'unu vergi, onları, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segment otomobiller 316.521 adetle %54.3, B segment otomobiller 196.114 adetle %33.7 pay almış durumda. Şimdi gövde tiplerine göre değerlendirme yaparsak eğer en çok tercih edilen gövde tipi %49.3 payla yani neredeyse %50 payla SUV otomobiller olurken onu %27.3 payla sedan, %21.1 ile hatchback otomobiller takip etmiş durumda. Motor boyutu ve e, şanzıman tipi olarak baktığımız zaman bu araçlara ülke genelindeki otomobil satışlarının %84.8'i 1600 cc altındaki otomobillerden oluşuyor. Yani daha düşük 1.5, 1.2, 1.09 e, litrelik e, motoru olan araçlar oluşturuyor %84.8'i. E, e, otomatik şanzımanlı otomobillere baktığımız zaman 466.770 adet ve %80.1... E, otomatik şanzımanlı araçlar satılmış. Manuel şanzımanlı otomobiller ise 115.649 adetle %19. Nokta pay almış. Bu da gösteriyor ki artık insanlar manuel sıfır araç almıyor. Zaten bu satılan e, manuel sıfır araçlar da muhtemelen hafif ticari araçlar. E, otomatik şanzımanlı araç tercih ediyor insanlar. Durumlar bu şekilde. Ancak e, demin de söylediğim gibi Ekim ve Kasım aylarında ben e, sıfır araçlarda e, fiyat indirimleri bekliyorum. Hatta açık söyleyeyim bu fiyat e, yükseltmelerinde, fiyat güncellemelerinde özellikle Volkswagen tarafında %5, %3, %2 e, fiyat e, güncellemeleri oldu. Fiyatlar yukarıya çıkarıldı. Zamlandı araçlar yani. Bu güncellemelerinde, bu zamlarında açık konuşmak gerekirse ben e, bir sonraki aylarda yapılacak olan indirimli e, araç satışı için... Ortam oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sıfır araçlarda da evet satışlar söz konusu. Ancak dengimiz ülkelere baktığımız zaman araç satışları hala aşağıda, aşağılarda kalıyor. Dengimiz ülkelerde 3 milyon, 4 milyon araç satılırken yılda ülkemizde 1 milyon belki küsür, 1 milyon bile olmayacak. Sene sonuna geldiğimizde tam olarak belli değil daha. Aralık ayı sonuçları açıklanmadığı için daha da kampanya yapılacağını ve fiyatların düşeceğini ben öngörüyorum. Bu fiyat yükseltmelerinde bu yüzden yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, düşüncelerimi paylaştım. Bu sıralar videolar biraz seyrek geliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Biraz yoğun döneme girdim. E, teşekkür ediyorum her şey için. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.